Şimdi bunu konuşacağız ve İran'ın İsrail'i vurması beklenirken tasmasını elinde tutan Hakan Fidan öyle söyledi. Ne yapalım? Benim değil söz. Hakan Fidan'a ait o söz ve sözün de sahibi. Tasmasını elinde tutan Amerika'nın üstünü vurması şaşırttı. Bunları konuşacağız. Tabii ki Instagram'ı konuşacağız sevgili arkadaşlar. Bu arada şöyle şunu da alalım alt başlığımızı ve hızlı bir şekilde gündemimize başlayalım sevgili izleyiciler. Şunu da şöyle alayım. Ve tabii bu arada yayında kimler var? 202 tane arkadaşımız var. Herkes hoş gelmiş. Tek tek herkese selamlarımı iletiyorum buradan. 2 artı villanın kirası 20 bin liradan başlıyor diyor. Vallahi yangın sevgili arkadaşlar. Abi tırlarda kimlik dağıttılar. Bir de bu olmayan kaçkınların yerini birileri oyda kullanmış olabilir. Sevgili arkadaşlar öyle bakmayın. Kaç yerde kullandırılmış diye bakın. Yani bir o arada adresleri var. Bir de başka yerlerde de adresleri var mı diye bakmak gerekiyor. Sisteme açık net bir şekilde. Ben en az 2 milyon insan olduğunu söylüyorum. Önce onu söyleyeyim. En az 2 milyon insan sevgili izleyiciler. 50 bin veren manyak kiracı kim? Arkadaşlar manyak falan değil. Manyak değil. Yani çıktığım sitede ben 15.500 liraya kira tuttum da bundan 2 yıl önce komşularım bana manyak gibi bakıyorlardı 15.500 lira kira verilir mi diye. Ve daha sonra benim oturduğum sitenin içerisinde kiralar 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin liraya çıktı. O açıdan manyak falan değil. Ve bu kira fiyatlarına alıcısı var, alıcısı. Karşılığı var yani. Önce onu söyleyeyim. Böyle de bir realitemiz var. Onu da ifade etmek isterim. Canan yarı finalde madalya garantim oluyor demiş Onur Kayabaş. Neyse. Değil arkadaşlar. Bronz madalya aldılar şimdi. Arkadaşlar yarı finalde 4 takım var. Nasıl olur? Yani yarı finalde diyorum, çeyrek finalde. Sonra yarı final, pardon, yarı final 4 takım. Sonra final oynayacaklar. Şu anda üçüncülük falan garanti değil yani bildiğim kadarıyla. Benim en azından bildiğim, yanlış bilmiyorsam. Kızlar sakat sakat ağlaya ağlaya oynadılar. Bence onurlarıyla oynadılar sevgili arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Onurlarıyla oynadılar. Aysel Kanat teşekkür ediyorum. Lütfiye Satıcı teşekkürler. Şahsenem buradan Brüksel'e selamlar. Aydan Özü her zamanki gibi bu sefer 15. beğeni yapmış. Genellikle ilk sıralarda olur. 15'e düşmüş. Yayını kapattı demiş Kayahan. Evet doğru gerçekten kapattım arkadaşlar. Yanlışlıkla kapattım. Hatun Güney Berlin'e selamlar. Onur Kayabaş buna katılıyorum. Sokak röportajlarını izledim. Vatandaş iktidar değişimi olsa bile ekonominin düzelmeyeceğini düşünüyor. Muhalefet halkı bu konuda ikna edememiş. Bu algıyı değiştiremezlerse değişim olmaz demiş. Katılıyorum Onur'a. Evet, bakalım neler var. Neyse devam edelim sevgili izleyiciler gündemimize. Şimdi bugün haberlere bakarken çok ilginç bir haber vardı. Arkadaşlar, imamın eşini meslektaşı yani başka bir imam kaçırmış abi. Diyarbakır'da sevgili arkadaşlar. Skandal bir olay bu. Olayda aile meclisinden öldürün talimatı çıkmış. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görev yapan imam H.A.'nın eşi bir başka camide görevli imam tarafından kaçırıldı. Arkadaşlar Instagram'a hani milli manevi değerlerimiz şey oluyor Instagram sosyal medya bozuyor diyenlere söylenecek söz şu. Zannediyorlar ki bu coğrafyada her şey çok düzgün çalışıyordu. Sosyal medya ile beraber ahlaksızlığa uğradık. Sanki ahlaklı bir toplumduk ama sosyal medya ile ahlakımızın bozulduğunu düşünen insanlar var bu ülkede. Var. Şimdi ileriye gideceğim. Yani hayal kurun lütfen. Türkiye'de imamlar ahlak satıyorlar aslında. Nasıl bir Müslüman olunması gerektiğini anlatıyorlar. Başkasının malına, namusuna, ırzına göz dikilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Yoksa bunları yaparsanız cehennemlik olursunuz değil mi? Yani
İşit misiniz ulan siz? Yani bir savaş var da ganimet diye mi görüyorsunuz birbirinizin karılarını, eşlerini, zevcelerini demek geliyor içimden de. Neyse başka şeyler de söylerim de. Şimdi sevgili arkadaşlar, olay ilçede büyük gerilime sebep olurken kadının ailesi kızlarını kaçıran imamın öldürülmesini istemiş. Demişler ki öldürün. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle durum şimdilik yatıştırılmış. Şimdi kanaat önderleri yani ilginçtir. İmamın karısını kaçıran, HA'nın karısını kaçıran diğer imam da için kanaat önderleri devreye girmiş ve ortalığı yatıştırmışlar. Ancak mahalle muhtarı eşi kaçırılan imamın itibarının zedelendiğini, eşinin kötü örnek olduğunu ifade ederek bu mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceklerini söylemiş. Bak 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 bak. Mahallenin muhtarı imamın karısının başka bir imam tarafından, meslektaşı tarafından kaçırılmış olmasından dolayı mahallenin onurunun kırıldığını düşünüyormuş sevgili arkadaşlar. İtibarı zedelenmiş mahallenin. Ulan sizin itibarınız bassın be. İtibarınız bassın. Arkadaşlar bir şeyler demem gerekiyor ama dememem gerektiğini biliyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bir şeyler demem gerekiyor ama dememem gerekiyor. Ya harikasın. Dışarı gitmemiş. Yine imama gitmiş demiş. Mahallenin kasabına kaçmamış abi. Yine meslekten birine gitmiş yani. İtibarlı bir yere gitmiş. Ama ben şunu söyleyeyim mi sevgili izleyiciler? Bugün evliyken başka bir imama kaçan o kadının çocuklarının çok açık söyleyeyim karma itibariyle sonları son değil sevgili izleyiciler. Sonları son değil. Bu çok güzel ya. Çok Nuri Çöl'e harikasın. Dışarı gitmemiş yine imama gitmiş ya. Diyor ki belki de kadının haklı bir sebebi vardır bilmiyoruz ki Halil Berberler. Sorun haklı bir sebebi olup olmaması değil ki. Sorun şu evlisin. Evlisin, boşanmamışsın ve başka bir imama kaçıyorsun. Ha, imam nikahıyla da olsa yani bu kabul edilebilir bir şey değil kusura bakmayın. Yani bu hem geleneksel itibariyle hem kültürel itibariyle hem ahlaki anlamda kabul edilebilir bir şey değil sevgili izleyiciler. Yani iki sevgili bile şuna benziyor. Yani iki sevgiliden biri bile hiçbir şey demeden pırt diye kaçsa tanıdık birine gitse aynı yerde görev yapan bir imama gitse aynı mahallede başka bir camideki imama kaçıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya olacak işte kabul edileceği bir şey değil. Ya sev kardeşim git adamı dellendirme adamı şimdi yani Allah aşkına. Instagram'da tanıştılarsa sevgili arkadaşlar Instagram kapatılmalı. Külliyen dibine dara ekilmeli. Yani kesinlikle yakılmalı Instagram açık söyleyelim. Instagram'da hayatları gören vatandaşlarımızda aydınlanma yaşandı. Kendi durumlarını sorgulamaya başladılar. İktidar bundan rahatsız olmuş olabilir demiş Can Parfümleri. Aşk bir sudur, iç kudur demiş. Lak lak.